31 Mayıs seçimlerine giderken Akdeniz halkının demokratik iradesini gasp etmeye çalışan hileyle, usulsüz seçmen taşımalarıyla Akdeniz ilçemize Mersin'in farklı ilçelerinden ve farklı illerden seçmen taşıyarak iradeyi hileyle değiştirmeye çalışanlara buradan mesajımız nettir. Akdeniz'deyiz, mahalle mahalle, kapı kapı, sokak sokak gezerek bu hilelerinizi, bu manipülasyonlarınızı Akdeniz'de yapmak istediğiniz o toplumsal mühendisliğin önüne geçeceğimizi, geçecek güçte olduğumuzu ve usulsüz seçmen taşımalarını Akdeniz'de 31 Mayıs seçimlerinde halkın iradesini gasp etmeye yönelik içerisine girdiğiniz usulsüz seçmen taşıma girişimlerinizi de boşa çıkartabilecek örgütlüğe de sahibiz. Bugün sizlere bu üst düzey bürokratı ve aynı zamanda ne büyük bir utançtır ki Akdeniz Belediye Başkanı'nı da açıklayacağız. Şu anda bu kentte Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü olan Ebubekir Fil ve Akdeniz Belediye Başkanı olan Mustafa Gültak hayalet seçmendir, usulsüz seçmendir. Akdeniz Belediye Başkanı ne yapmış? Kendisinin Yenişehir ilçesinde oturduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen kendisinin ve kendisiyle birlikte ailesinden 5 kişinin seçmen kaydını Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi'ne taşımış. Bununla yetinmemiş. Mersin'in farklı ilçelerinden ailesiyle birlikte 28 kişinin kaydını Dikilitaş Mahallesi'nde tek bir adrese taşımış. Bu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'ın şu anda oturuyor göründüğü adres. Kimisi Toroslar ilçesinden, kimisi Silifke'den, kimisi Tarsus'tan seçmen kaydını Mayıs seçimlerinden sonra ve 1 Ekim'den önce kayıtlarını buraya almışlar. Yani resmi kayıtlara göre şu an Akdeniz Belediye Başkanı 28 kişiyle birlikte, tüm ailesiyle birlikte Dikilitaş Mahallesi'nde bir evde ikamet ediyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Akdeniz Belediye Başkanı Akdeniz belediye seçimlerini kaybedeceğinden o kadar emin ki kendisinin ve ailesinin oyuna muhtaç olduğunun farkında. Yani bu kadar çaresizler, yani bu kadar düşmüşler. Şu kayıtlardan sonra halkın içine çıkacak yüzleri dahi yok. Şimdi de size bir bürokrattan bahsedeyim. Bu bürokrat şu anda Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil. Kendisi hatırlarsınız 2023 Mayıs genel seçimlerinde Gültak'la birlikte Akdeniz ilçesinde yanlarında silahlı kişilerle birlikte okul okul gezen, seçmenlerin oy kullandığı sınıfları adeta basan ve Akdeniz ilçesinde provokasyon yaratmaya çalışan kişidir. Bu kişi ne yapmış? Kendisi Mezitli ilçesinde oturuyorken ailesiyle birlikte kaydını Siteler Mahallesi'ne almış. Düşünün, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Siteler Mahallesi'nde oturuyor. Ve kimle birlikte oturuyor? Ailesiyle birlikte oturuyor. Ailesi yetmemiş. Kendisi, ailesi ve 11 kişiyle birlikte şu anda Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde ikamet ettiği görünüyor. AKP, Emniyet ve Kent Bürokrasisi Akdeniz için, Akdeniz Belediyesi için her türlü usulsüzlüğü göze alarak seferber olmuş durumda. Yaşarın, Akdeniz ilçesinde yaşayan yurttaşların emniyetinden ve güvenliğinden sorumlu olan kişi kendisi usulsüz olarak seçmen kaydını Akdeniz ilçesine taşımışken kolluğun yapacağı tahkikat kesinlikle şaibeli olacaktır. Kesinlikle sağlıklı olmayacaktır. O nedenle bugüne kadar yapılan bütün tahkikatlar iptal edilmeli, yenilenmeli. Jandarma ve seçim kurulu memurları tarafından yeniden tahkikat yapılmalı. Aynı zamanda bu seçmen kayıtlarını yapan nüfus memurları var. Biz bu seçmen kayıtlarının
hangi nüfus müdürlüğü üzerinden, hangi bilgisayarlardan yapıldığını biliyoruz. Öncelikle Mersin Valiliği bu usulsüz seçmen kayıtlarını yapan memurları tespit etmeli, açığa almalı ve onlar hakkında soruşturma başlatmalı. İçişleri Bakanlığı ivedilikle Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü hakkında soruşturma başlatmalı ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü açığa alınmalıdır. Kendi seçmen kaydını usulsüz bir şekilde taşıyan ilçe emniyet müdürünün nezaretinde yapılacak bir seçim kesinlikle şaibeli olacaktır. Kesinlikle halkın iradesini olduğu şekilde sandığa yansıtmayacaktır.